Arkadaşlar, selamünaleyküm. Yine bir ot toplama videosunda beraberiz. Ama nefes nefese kaldım. Gördüğünüz gibi hodan toplayacağız inşallah, kısmet olursa. Kaldirik deniliyor, hodan deniliyor. Yine botanik bahçemize geldik. Evet. Yılan otlarımız yine dolu. Her tarafta. Kaz ayaklarımız var. Şöyle. Karadeniz'de, Trabzon'da bu ota lazut deniyor. Burada hodan deniyor. Bazı yerlerde kaldirik deniyor. Bakıyoruz. Burada çok var. Önce şuraya bir bakalım. Bıçağımızı alalım. Toprak çok ıslak, yer çamur, onun için biraz sıkıntı. Thank you.
Evet, bakıyoruz. Şuralar dolu. Taptaze maşallah. Buranın sahibi Mehmet Bey kardeşime de sonsuz teşekkürler. Bu nimetlerden bizi faydalandırdığı için. Evet. Maşallah. Hodan, kaldirik. Bizim Trabzon'da salut diyorlar. Yılan otları nasıl? Arkadaşlar bakın, yılan otunu doğrarken elim ne oldu? Suyundan zehirlendim. Dikkat etmek lazım. Belki de burada birçok tanımadığım yenilebilir ot var. Tanımadığım için pas geçiyorum. Yorucu bir yer burası. Biraz rampa.
Ama şeyden iyi. Karaburun'dan iyi. Kökünden çıkarmıyoruz. Kırıyoruz. Seneye de yemek nasip olsun diye. Hiçbir şeyi bir günlük düşünmeyeceksiniz. Onun için kökünden sökmeyeceksiniz. Şöyle alıyoruz, kırıyoruz. Kökü aşağıda kalıyor içinde. Maşallah. Bakın yılan otları. Bazı arkadaşlar kuzu kulağı falan diyor. Ben cesaret edemiyorum. Ya değilse? Maşallahı var. Çok güzel. Çok verimli. Bu arada bir şey söyleyeyim. Aramızda kalsın. Kimseye söylemeyin. Hayatımda ben de ilk defa yiyeceğim bu mübareği. Diyecekler ki adam yenilebilir ot topluyor. Hiç yememiş. Bu nedir? Bunu bilmiyorum. Allah Allah. Güzel bir bitki. Bilmiyorum. Bilmediğim ot hakkında yorum yapamam. Şöyle bakalım. Şunu da burada söylemek gerek. Ya Rabbim, bize sunmuş olduğun nimetlerden dolayı sana sonsuz şükürler olsun. Kurban olduğum Allah. Neler neler yaratmış ve insanların hizmetine sunmuş. Kıymetini bilmek, şükrünü bilmek lazım. Şükretmek lazım.
böyle yapıyoruz. Kırıyoruz, kökünü almıyoruz. Kökü orada kalıyor. Bakın, kökü orada kalıyor. Bu şekilde yamulttuğumuz zaman kırılıyor ve kökü orada kalıyor. Maşallah her taraf, ceviz. Bak. Bunu koyalım belki. Toprağa şöyle gömelim. Bakarsın bir ceviz ağacı çıkar buradan. Kökü kalıyor bakın. Yok etmek için uğraşmamak lazım. Gerisini de düşünmek lazım. Düşünebiliyor musunuz? Bir bitki popülasyonunu yok ettiğiniz zaman neler neler olabilir ki? Dünyanın kaderini değiştirir. Yok eder dünyayı. Emin olun şu bitkiler olmasa bir damla yağmur bile yağmaz. Ay, bellerim. İhtiyarlık da böyle bir şey işte. Şöyle bakalım etrafa. Yılan otlarına artık hiç bakmıyorum korkudan. Aslında toplarım ama elim mahvoldu. Bak, bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar bak. Kökü kalıyor orada bak. Bakın. Bakın kökü bu. Bak kök şu. Kalıyor. Allah rızası için bunları sökerken köküyle beraber sökmeyin. Yani bir şeyler yiyeceğiz diye tabiatı, doğayı yok etmeyelim. Be. Neyse, ziyan etmedik. Şöyle yapalım. Bakın, görüyor musunuz? Kökü burada. Buradan kırıyoruz bakın. Kökü kalıyor. Evet arkadaşlar. Videoyu zaten montajlayacağım. Çünkü bu kadar uzun video herhalde sıkar insanları. Evet. Maşallah. Maşallah. Şöyle bakın. Hodan. Bakın. Görün. Kökünü görüyor musunuz?
Bakın kökü burada. Almıyoruz. Şöyle yapıyoruz bakın. Buradan kırıyoruz. Bakın buradan kırıyoruz. Kökü kalıyor. Evet. Bunlar ne acaba? Çok merak ettim. Evet. Şöyle canlı yayın yapacaktım. Canlı yayın bir türlü yapamıyorum. Nedir bilmiyorum. Sistem izin vermiyor. Halbuki 1000 aboneyi bulduk. Google'a da yazdık. Bakalım ne cevap gelecek. Buralardan aslında size canlı yayın yapmak isterdim. Evet arkadaşlar. Bayağı var. Bayağı var. Şöyle dikkatli gidelim. Bunlar kartlamadan bunları toplayalım. Şöyle şuraya bir gireyim. Oy. Anam diken 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 var burada. Şöyle. Şöyle. Yine saplanmadan alalım şunu.
Bu kadar diken var. Hem de tam kökünde. Evet. Arkadaşlar sanırım şu kuzu kulak sanırım. Yanılmıyorsam. Bir deneyeceğim. İnşallah ölmem. Çevirelim kamerayı bana doğru. Bakayım. Eğer tadı bozuksa tükürürüm. Değil. Puh. Ya. Neydi acaba? Bilmediğin otu koparma oğlum ya. Hayret bir şey ya. Senin bildiğin otlar var burada. Onları kopar.
kuzu kulak ekşi olur. Bu ekşi değil de. Evet. Bir kardeşimiz var. Nasip olursa inşallah ona da getireceğim. O da istedi. Ormanda çok var bundan. Evet. Yeter arkadaşlar. Allah bereket versin. İki kişiye yeter. Hala var. Her tarafta var. Bu nimetlerden dolayı önce Rabbime sonsuz teşekkürler ediyorum. Şükürler ediyorum. Sonra da buranın sahibi olan kardeşimize teşekkürler. Allah razı olsun. Bu arada ya şimdi bunlar bir hafta sonra geldiğim zaman kuruyacak diye çiçekleri alıyorum mecburen ya. Bir hafta 10 gün sonra burada bunların hiçbiri kalmaz, hep ziyan olur, gider. Şuralara bakın. Evet arkadaşlar, tamam. Yeter. Biraz da kaz ayağına bakalım. Kovamızı nereye bıraktık? Yukarıda. Şöyle söyleyeyim, bazı arkadaşlar soruyorlar kaz ayağını. Bakın. Bakın, çok yakından çekiyorum. Bakın. Kaz ayağı. Görüyor musunuz? Bak, yere paralel. Şöyle
çevresini açabilsem. Bakın. Maydanozgiller familyasından. Evet. Bakın burada da var. Evet, öbür kovamız yukarıda. Hodan. Kazayak ve dibinde hodan, kova, eldivenim, yukarıyı merak ettim, yukarıya doğru bir gidelim. Arkadaşlar kamerayı kapatayım, orada açarım.